resimli bulmacaların kullanımı, üniversite öğrencileri Hocamız koptu mu acaba? Sanırım öyle bir şey oldu. Hocam sanırım koptu hocamız. Şu an merhaba, görünmüyor. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Buradan. Şimdi biraz Bağlanmış. geliyor hocam. Ama Bağlanıyor bağlanmış şu an. Yerde. Geldi hocam şu an. Yani bağlanıyor. Tamam. Sanırım koptum hocam, kusura bakmayın. Rica ederiz. Buyurun. Bağlantı konusunda bir sıkıntı var sanırım. Sabahtan da bir toplantıda birkaç kere kopma yaşadım. Umarım öğleden sonra böyle bir sıkıntıyla karşılaşmam diye içimden geçirdim. Fakat burada söylemek istemedim ama koptu daha başında. İnşallah bir sıkıntı olmaz sunumun devam eden zamanlarında. Tekrar ben paylaşım yapayım hocam. Şöyle. Kendimi tanıtıyordum ama... Ses geldi mi, kesildi mi o anda? Baştan alalım isterseniz. Buyurun. Tabii. Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nda görev yapıyorum hocam. Çalışmayı tek yazarlı olarak gerçekleştirdim. Pandemi sürecinde üniversite öğrencileriyle bir durum çalışması şeklinde. Kimya eğitiminde resimli bulmacaların uygulanması konusunda. Bugün size onu anlatmak istiyorum. Öncelikle başlayacak olursak, kimya dersi kapsamında atom, element, bileşik gibi kavramların oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu kavramlar diğer öğrencilerin diğer konuları öğrenmelerini, anlamalarına temel oluşturan kavramlar. Bu kavramların öğretimi için kullanılan yöntem ve tekniklere baktığımızda işbirlikçi öğretim yöntemi, analizlerle öğretim modeli ve teknolojik uygulamalara dayanan artırılmış ve sanal gerçeklik gibi farklı yaklaşımlardan yararlanıldığını görüyoruz. Bunlara rağmen üniversite öğrencilerinin günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız elementler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, bunlar hakkında kavram yanılgıları taşıdıkları ve elementlerin sembollerini yazmada sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz yapılan çalışmalar sonucunda. Öğrencilerin bu kavramsal sıkıntılarıyla birlikte COVID-19 pandemisi de maalesef yüz yüze eğitimde kısıtlamalara gidilmesine sebep olarak hızla uzaktan eğitime geçilmesine neden olmuştur. Bu uzaktan eğitim sürecinde yapılan bir çalışma sonucunda öğrencilerin deney yapmada sıkıntılar yaşadıkları, motivasyonların düşük kaldığı ve öğrencilerin bu süreçte, öğrenme sürecinde öğrencileri aktif kılmada sıkıntılar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu düşüncelerden yola çıkarak bu çalışmada uzaktan öğretim sürecinde bir grup üniversite öğrencisine elementler konusunda alternatif değerlendirilmesiyle ilgili geliştirilen bir uygulamadan bahsedilecektir. Öncelikle alternatif değerlendirmeyi tanımlayacak olursak, standartize edilmiş, normlara dayalı ve çoktan seçmeli sorulara bir alternatif olmakla birlikte öğrencileri sürece dahil etme, yüksek dereceli düşünme becerileri ve problem çözme becerileri içerme, öğretim etkinliklerini ölçme, gerçek yaşam uygulamalarını kapsama ve bir ürün ortaya koyma, görevi yerine getirme gibi özellikler taşıdığını söyleyebiliriz. Ayrıca alternatif değerlendirme teknikleri öğrencilerin fen başarıları ve tutumları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Öğretmenler de, fen bilimleri öğretmenleri de bu tekniklerin öğrencilerin motivasyonu, özgüvenleri ve bilgilerin kalıcılığı üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Bu arada affedersiniz biraz alerji yaşıyorum da gözlerimde sulanma var. Kusura bakmayın. Alternatif değerlendirme tekniklerinin görsel hazırlama, sloganlar, şiir yazma, akrostiş yazma gibi farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de resimli bulmacalardır. Yabancı literatürde ribas puzzle şeklinde ifade edilmektedir. Bu resimli bulmaca uygulamaları eğitimsel uygulamalarda çok fazla kullanılmamaktadır. Öğrencilerin çok fazla aşina olmadıkları bulmacalardır eğitim kapsamında. Fakat öğrencilerin bunları
uygularken, bunları yaparken, çözerken hem eğlenip hem de öğrenecekleri bir eğitsel oyun olarak karşımıza çıktıkları ifade edilmektedir. Daha önce de zaten belirttiğim gibi çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin elementler konusunda alternatif değerlendirmelerinde resimli bulmacalar tekniğinin uygulanmasından elde edilen sonuçların ortaya konulması bu çalışmada amaçlanmaktadır. Böylece periyodik cetvelde bulunan elementlerden 24 tanesi için oluşturulan, hazırlanan resimli bulmacalar alan eğitimine sunulacaktır ve öğrencilerin bu uygulama ile ilgili görüşlerine yer verilecektir çalışmada. Bu kapsamda bir nital araştırma desenlerinden durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Durum çalışmalarında bildiğimiz üzere detaylı betimlemeler yapmak ve durumu olduğu gibi anlamak mümkün olmaktadır. Çalışma grubunu Türkiye'nin batısında bulunan bir devlet üniversitesinde eğitim fakültesinde biyoloji öğretmenliği anabilim dalında birinci sınıf seviyesinde öğrenim görmekte olan 19 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçsal örnekleme yaklaşımlarından ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Öğrencilerin özellikle genel kimya dersi almalarına ve uzaktan eğitim sürecinde olmalarına dikkat edilmiştir. Çünkü zaten pandeminin İlk yılının bahar yarı yılında gerçekleştirilmiştir çalışma. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen bir çalışma yaprağından yararlanılmıştır. Bu çalışma yaprağı başlıca iki kısımdan oluşmaktadır. Bir resimli element bulmacaları, ikinci kısmı da öğrencilerin bulmaca çözümlerine yönelik görüşleriyle ilgili açık uçlu sorular yer almaktadır. Bunlar da 7 adet. Bulmacalarda elementlerin isimleri, günlük hayattan farklı nesnelerin, eylemlerin eylemleri gösterecek şekilde resimlerle kodlanmıştır. Bu resimleri okurken harf ekleme, çıkarma, yineleme yapma gibi harflerle kodlamalar yapılmıştır ve öğrencilerin bu şekilde bulmacayı çözerek elementin ismini belirlemeleri istenmiştir. Bunun yanında elementin okunuşunu, simgesini ve atom numaralarını da çalışma yaprağına yazmaları istenmiştir öğrencilerden. Örnek bir bulmacaya bakacak olursak ilk resimde dürbünle bakan bir kadın resmi görmekteyiz. İkinci resimde de bir tır resmi var. Bu resimlere en son ikinci resimden T harfin çıkarıldığını görüyoruz. Bu şekilde bakır elementinin ismi kodlanmıştır. Öğrenciden de bakır elementinin simgesi ve atom numarasını yazması istenmiştir ayrıca. Benzer yaklaşımlarla öğrenciler için sunulan diğer resimleri çözerek bulmaca elementlerin isimlerini bulmaları istenmiştir öğrencilerden. Ayrıca öğrencilerin bulmacayı çözerken çalışma yaprağındaki bulmacaları tamamlarken süreyi de tutmaları, kronometre yardımıyla tutmaları ve not almaları istenmiştir yönerge olarak. Bu çalışma yaprağı öğrencilere çevrim dışı uygulamalarda ödev olarak verildi. Bulmacada yer alan diğer elementlerin isimlerine bakacak olursak hep birlikte ilk bulmacada oksijen elementinin kodlandığını görüyoruz. İkinci bulmacada neon elementinin isminin kodlandığını görüyoruz. Üçüncü bulmacada fosfor elementinin ismi yer alıyor. Dördüncü bulmacamızda flor. Beşinci bulmacamızda hidrojen. Altıncı bulmacamızda helyum. Devam edecek olursak. Yedinci bulmacada azot. Sekizinci bulmacada kalsiyum. Dokuzda potasyum. Onda lityum. 11'de karbon, 12'de berilyum, 13'te kükürt, 14'te argon, 15'te silisyum, 16'da alüminyum, 17'de bor, 18'de sodyum, 19'da klor, 20'de magnezyum, 21'de arsenik, 22'de antimon, 23'te polonyum, 24'te de astatin elementleri kodlanmıştır. Açık uçlu sorularda öğrencilerin bulmacalarıyla ilgili fikir ve deneyimlerini ele almaktadır. 7 adet açık uçlu soru çalışma yaprağının ikinci kısmında yer verilmiştir.
Az önce belirttiğim gibi ödev şeklinde öğrencilerle paylaşılmıştır. Süre tutmaları istenmiştir öğrencilerin ve öğrencilerin bu çalışma yaprağına ve sorulara, açık uçlu sorular ve bulmaca çözümlerine verdikleri yanıtlar çalışmanın verilerini oluşturmaktadır. Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler betimsel istatistik ve içerik analizi yardımıyla çözümlenmiştir. Bulgulara geçecek olursak, ilk soruda öğrencilerden bulmacaları ne kadar sürede çözdüklerini belirtmeleri istenmiştir. Ortalama olarak 80 dakikada öğrencilerin bulmacaları tamamladıkları bulunmuştur. İkinci soruda öğrencilerden bulmacaları beğenip beğenmediklerini belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin tamamı bulmacaları beğendiklerini belirtmişlerdir. Örnek öğrenci ifadelerine bakacak olursak, evet çok beğendim, bu tür bulmacalar hep ilgimi çekmiştir. Başka bir öğrenci de evet hem de çok güzel ve değişik olmuş şeklinde ifadeler kullanmışlardır. Üçüncü soruda bulmacaları çözerken eğlendiniz mi şeklinde bir soru yöneltilmiştir öğrencilere. Öğrencilerin tamamı bulmacaları çözerken eğlendiklerini belirtmişlerdir. Örneğin 2 numaralı öğrenci evet çok eğlendim, çok yaratıcı ve beyin egzersizi yaptıran bir uygulama. Diğer bir öğrenci de bulmacayı çözerken çok eğlendim, aile fertlerime de danışarak çözdüğüm için onlar da çok eğlendiler şeklinde ifade kullanmıştır. Dördüncü soruda sizce bu bulmaca elementler konusunun değerlendirilmesinde kullanılabilir mi şeklindedir. Buna da yine öğrencilerin tamamı kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Örneğin 3 numaralı öğrenci kesinlikle özellikle kimya öğretmenlerinin öğrencilerin zorlandığı periyodik cetvel konusunu böyle örneklerle kalıcı hale getirmelerini isterim. 5 numaralı öğrenci de evet kullanılabilir çünkü faydalı oldu. Unutulan elementler yeniden hatırlandı. İnsan baştan zorlanıyor ama sonrasında anlayınca hoşumuza gidiyor şeklinde ifade kullanmıştır. 5 numaralı soruda takıldığınız bulmaca ya da bulmacalar oldu mu diye öğrencilere soru yöneltilmiştir. Öğrencilerde bu kapsamda zorlandıkları bulmaca numaralarını yazmışlardır çalışma yaprağına. En fazla zorlanılan bulmacalar 9'ar öğrenci tarafından 21, 23 ve 24 numaralı bulmacalar, yani çalışma yaprağının sonunda, bulmacaların sonunda yer alan bulmacalar olduğunu görüyoruz. Bunun yanında 8 öğrenci 3 numaralı bulmacada zorlandığını belirtmiştir. 5'er öğrenci de 10 ve 12 numaralı bulmacalarda zorlandıklarını belirtmişlerdir. Ancak bu öğrencilerin de sonunda çalışma yaprağına verdikleri cevaplardan bulmacaları çözümleyebildikleri belirlenmiştir. 6 numaralı sorumuzda bulmacalarla ilgili öneriniz var mı diye öğrencilere sorulmuştur. Öğrencilerin 7 tanesi herhangi bir öneri belirtmemiş. Bu haliyle bulmacaların yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. 4 öğrenci ise daha fazla soru sorulabileceğini belirtmiştir. Farklı elementler, duymadıkları elementlerin eklenebileceği gibi elementlerin hangi alanda kullanıldığı ya da bazı periyodik özelliklerinin de sorulara eklenebileceğini söylemişlerdir. 3 öğrenci farklı yaş gruplarına bunların uygulanabileceğini söylemiştir. Farklı yaş gruplarında ya da herkes çözmeli şeklinde ifadeler kullanılmıştır. 3 öğrenci ise kullanılan resimlerde değişiklik yapılabilmesini önermiştir. Örneğin sadece kimya ile ilgili resimlerin kullanılmasına ya da bu elementlerin kullanıldığı eşyaların, işte nesnelerin, resimlerin kullanabileceğini söylemişlerdir. 2 öğrenci ise bulmaca yapısı da kuralları ile ilgili değişiklikler yapılabileceğini ifade etmişlerdir. Örneğin harf çıkarmada zorlandıklarından dolayı harf çıkarma olmasa ya da daha fazla örnek ya da kural verilse gibi önerilerde bulunmuşlardır. Son soruya bakacak olursak, son bulgumuza. Bu bulmacalar COVID-19 pandemisi sürecinde sizin elementler konusunu öğrenmenize katkıda bulundu mu? Bir değerlendirme yapar mısınız şeklindedir. Buna da öğrenciler olumlu değerlendirmeler yaparak cevap vermişlerdir. Örneğin 1 numaralı öğrencimiz, hiç duymadığım elementler vardı bulmacada. Bu konuda bana katkısı oldu. Çünkü hem öğrenmiş hem de aklımda kalmış oldu. Bir önceki soruda da belirttiğim gibi görsel hafızam daha iyi ve bu ödevi yaparken seçtiğiniz görsel aklımda olduğu için otomatik olarak element de hatırlıyorum. 3 numaralı öğrencimiz ise kesinlikle katkıda bulundu. Öğrenme ilk önce meraktan doğuyor.
resmin anlamını çözerken ve böylelikle doğru elementi bulmaya çalışırken çok eğlendim ve resimlerle bazı bilmediğim elementleri öğrenmem kolaylaştı. Gerçekten böyle bir ödev beklemiyordum. Hiç bitsin istemedim. Ödevin 24 sorusu ilk başta çok gibi görünse de çözmeye devam ettikçe daha çok olmasını istedim. Gerçekten çözüm odaklı. Hem eğlenerek hem de öğreterek ders işlenebileceğini gördüm. Öğretmenlik hayatımda böyle bir yöntem kullanacağımdan eminim. Beyin jimnastiği yapıp onu geliştirerek öğrenmemizi kalıcı hale getirmenizi sağladığınız için teşekkür ederim. 18 numaralı öğrenci ifadesini... Duyuyorum ama 2 dakikamız kaldı. Ona göre toparlarsanız. Tabii hocam. O zaman bunu atlayalım. Olumlu değerlendirmeler yapıldığını söyleyebilirim. Sonuç olarak geliştirilen resimli bulmacaların pandemi sürecinde biyoloji öğretmenli öğrencilerin periyodik cetveldeki bazı elementleri öğrenmelerine katkılar sağlandı ve bu süreci daha eğlenceli hale getirdiği belirtilebilir. Geleneksel öğretim uygulamalarının aksine kimya dersi içeriğinde farklı bir şekilde düzenlemeler yapılarak öğrenciler açısından daha ilgi çekici hale getirilmesi de bu şekilde mümkün olabilmektedir. Literatürde nitekim bu resimli bulmacalardan faydalanılması vurgulanmaktadır. Ancak bu resimli bulmacaları ele alan çalışmaların ise sınırlı kalması dikkati çekmektedir. Bu nedenle yapılan çalışmaların alan eğitimcilerine bu anlamda fikir vermesi beklenmektedir. Ancak alternatif değerlendirme yaklaşımlarının öğrenme ve öğretme sürecini olumlu etkilediğini hepimiz biliyoruz. Yapılan çalışmalarda da bu sonuç ortaya çıkarılıyor. Fakat yine karşılaştırmalar yapıldığında bu tür yaklaşımlara, tekniklere karşı duyulan güvenin ve verilen önemin ise düşük kaldığını görüyoruz. Bu anlamda alana katkıda bulunması bekleniyor çalışmayla. Yine çalışmanın bir kısıtlılığı olarak şunları belirtebilirim. Yüz yüze uygulamalarla veri toplama sürecinin yüz yüze uygulamalar ile gerçekleştirilmesi maalesef pandemi süreciyle sağlanamadı. Bu yüzden bu çalışma yaprağından elde edilen verilerin geçerli güvenilirlik çalışmalarına devam edilmesine, yüz yüze uygulamalarla kimya dersi alan fen bilgisi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği gibi öğrencilere de uygulanarak öğrencilerin önerileri doğrultusunda da düzenlemeler, geliştirmeler yapılması önerilebilir ve bir kısıtlılık olarak söylenebilir. Her ne kadar alan uzmanı görüşü ve birkaç öğrenciden ön çalışma yapılsa da üzerine çalışılması gerekmektedir. Süre sebebiyle de biraz hızlı gittim hocam. Burada kaynaklarım ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Handan Hoca'ya sorumuz varsa isterseniz bundan sonra zamanı etkili kullanmak adına sunumlar sırasında sorularınız varsa chat bölümüne yazalım. Sonunda da onları cevaplayalım. Sunan kişi cevaplasın. Evet, Handan Hoca'ya soru var mı? İsterseniz varsa yine alalım ya da chat'e de yazabilirsiniz. Chat'te ismimi tam yazmadım söylenmiş ama nereye yazmadım? Slide'ın başında vardı. Burada da yazıyor. Tamam. Handan Hoca'ya soru var mı? Şu an herhalde yok. Ben bir soru sorayım o zaman. Boş geçmeyelim. Usulüne de uygun olsun. Buyurun. Handan Hocam, 24 elementi neye göre seçtiniz? Mesela polonyum var. Polonyum öğrencinin çok sık karşılaşacağı bir element değil. Radyoaktif çünkü. Yani o mesela şöyle yapsaydınız. En çok kullandığı ya da en sık rastlaştığı 24 element olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Mesela 24 elementi seçmedeki kriteriniz neydi? Hangi 24 elementi seçtiniz? Evet hocam, haklısınız. Öncelikle mesela hidrojen gibi, oksijen gibi daha çok karşılaşılan, kullanılan hani flor gibi ilk 20 aralığında bulunan elementlere yer verdim. Dediğiniz gibi sonra biraz daha bunu ben genişletmek istedim. Ne tür veriler elde edilecek diye. Bir yandan da bu elementlerin isimlerinin işte uygun resimlerle kodlanması, öğrencilerin çözebileceği şekilde uygun resimleri bulmacalarda kullanmam önemli. Aslında bunu bir ön çalışma gibi de düşünebiliriz. Onlardan belli bir veri elde etmek amacıyla
O uzaktan eğitimin ilk döneminde yaptığım bir çalışmaydı. Dediğim gibi bu gelen öneriler doğrultusunda da çalışma yaprağını almak istediğimde dediğiniz gibi daha bir elemeye tabi tutularak mesela sadece kimyada kullandığımız kimyasal aletler gibi laboratuvar araç gereçleri gibi daha kimya ile ilgili resimler kullanılarak da sayıda bir kısıtlamaya gidilebilir. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Peki, teşekkür ediyoruz o zaman. Ben bir sonraki çalışmaya geçiyorum. Dediğim gibi sorularımızı çete yazarsak zaman kazanırız herhalde. Evet, ikinci çalışma koordinasyon bileşiklerinde izomerlik ve adlandırma. Bölüm 1, izomerliğin belirlenmesi için akış şemalarının geliştirilmesi. Sevinç Nihal Yeşiloğlu, Nurcan Turan Oluk, Yüksel Tufan. Buyurun hocam. Kim? Merhabalar hocam. Merhaba Merhaba. herkese. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Kendimi tanıtım, bir yandan da ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Ben Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitim Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Çalışmamızda Yüksel Tufan hocamız ve Nurcan hocamızla beraber yürüttüğümüz bir araştırmanın ilk kısmı, birinci kısmı. Geldi mi acaba ekran? Evet hocam. Geldi. Pardon. Evet. Dediğimiz gibi, dediğim gibi Yüksel Hoca, Nurcan Hoca ile beraber yürüttüğümüz bir araştırmanın birinci kısmı. Benden sonra da Nurcan hocamız ikinci kısmı sunacak. Çalışmamızın bu kısmında izomerliğin belirlenmesi için akış şemalarının geliştirilmesi ve bu akış şemalarını tanıtıp uygulama sonuçlarımızı sizinle paylaşmak istedik. Sunumumda kısaca problem durumu, neden böyle bir çalışma yapma ihtiyacı duyduk, amacımız neydi? Kısaca ilgili çalışmalar, metot bulgu ve sonuç öneriler şeklinde sunumumu tamamlamayı düşünüyorum. Neden böyle bir çalışma yaptık? Koordinasyon bileşikleri aslında eski zamanlardan beri bilinen ve kullanılan bileşikler olmasına rağmen koordinasyon kimyası aslında bir disiplin olarak ilk olarak 19. yüzyıllarda tanımlanabilmiştir. Ve koordinasyon bileşikleri aslında birçok yaşamsal süreçte, örneğin oksijenin taşınması, metal iyon kontrolü gibi birçok yaşamsal süreçte kritik rol oynar. Bu yüzden aslında inorganik kimyacılar için oldukça önemli bir konudur. Ancak kimya eğitiminde koordinasyon bileşikleri, koordinasyon kimyası çok az çalışılan bir konudur. Özellikle de öğrencilerin koordinasyon bileşiklerinde izomer türlerini nasıl belirledikleri konusunda çalışmalar çok kısıtlıdır. Aslında izomerlik başlı başına ayrı bir konu olmasına rağmen koordinasyon bileşiklerinin adlandırılması için izomerlik tiplerinin belirlenmesi bir ön koşuldur. Bu nedenle izomerlik tiplerinin belirlenmesini önemsedik, adlandırmada ön bir koşul olduğu için. Anorganik derslerinde de derslerimizde de biz de asistan olarak bildiğimiz derslerde öğrencilerin koordinasyon bileşiklerini adlandırırken izomerliği belirlemelerinde sorunlar yaşadıklarını gözlemledik. Ve bütün bunların sonucunda böyle bir adlandırmada ve adlandırma için bir ön koşul olan izomerlik tipini belirlemede öğrencilere yardımcı olabileceğini düşündüğümüz akış şemalarını geliştirmeyi ve bu akış şemalarının kullanıldığı zaman nasıl bir etkisi olduğunu araştırmayı hedefledik. Akış şemalarından bahsetmek istiyorum. Akış şemaları aslında sistematik bir yaklaşımı tanımlamak için kullanılan ideal araçlardır. Yani belirli bir aşamaları belirli bir sırayla grafiksel bir dizi kuralı grafiksel bir temsilini sunar akış şemaları. Ve bunu nasıl yapar? Örneğin akış şemalarında genellikle başlangıç ve bitiş noktaları vardır ve bu başlangıç bitiş noktaları bir oval kutuyla gösterilir. Sonra işlemdeki her bir adım dikdörtgen kutular içinde yazılır ve bir de elmas kutu vardır iki çıkışı olan. Bu elmas kutularda her bir soru içinde yazılı soru olan ve bir yargıya varması gereken bir soru vardır. Eğer olumluysa evet, olumsuzsa hayır şeklinde iki çıkış noktası olan kutucuklardır. Genellikle akış şemalarının yapılandırılmasında bu unsurlar yer almaktadır.
Şimdi izomerliği belirlemek için geliştirilen akış şemalarında iki akış şeması geliştirdik. Birinci akış şeması yapısal, yani iyonlaşma, koordinasyon, bağlanma, hidrat ve polimerleşme izomerliğini içeren yapısal ve stereoizomerlik tipini belirlemek için birinci akış şemasını geliştirdik. İkinci akış şemasında da stereoizomerlik başlı başına daha detaylı olduğu için hem geometrik hem optik stereoizomerlik gösteren bileşiklerin sınıflandırılması için geliştirdik. Ancak bu geliştirdiğimiz ikinci akış şemasında bazı istisnalar var. Örneğin daha çok öğrencilerin karşılaşma ihtimali olan koordinasyon sayısı 4 ve 6 olan kompleks bileşiklerin izomerlik tipini belirlemeye dikkate aldık. Öğrencinin karşılaşma ihtimali zor olan bileşikleri göz ardı ettik. Yine aynı şekilde tetraedral merkezleri ve halka konformasyonunun izomerliğini gösteren RS düzeninde bu float, bu akış şemalarında göz ardı ettik. Çünkü öğrencinin çok rastladığı koordinasyon bileşikleri değiller. Akış şemalarını geliştirdik. Çalışmamızın, araştırmamızın dışındaki başka inorganik kimyacılar tarafından gözden geçirildi. Ondan sonra bir revize ettik. Daha sonra öğrencilerin de gözden geçirilmesi için pilot bir çalışma yürüttük. Bir devlet üniversitesinin kimya öğretmenliği programında 3. sınıfta okuyan öğrenciler 15 kimya öğretmen adayıyla yürüttük. Oradan gelen dönütler doğrultusunda da akış şemalarımızı revize ettik ve esas çalışmaya geçtik. Esas çalışmamızda da 2. sınıfta öğrenim görmekte olan 10 kimya öğretmen adayıyla uyguladık. Bunlar anorganik dersini aldıktan 2 hafta sonra, yani koordinasyon bileşikleri konusunu olan eğitim süreçlerini tamamladıktan 2 hafta sonra yürüttük bu çalışmayı. Veri toplama aracı olarak, yani akış şemalarının etkililiğini incelemek için veri toplama aracı olarak bir 15 seriden oluşan bir ölçek kullandık. Bu ölçekte ölçeğin kapsam geçerliliği için her bir izomerlik tipine, az önce bahsettiğim yapısal ve stereoizomerliğin alt tipleri olan her bir izomerlik tipine karşılık gelen bileşik çiftlerini seçtik. Anorganik kimya alanında özellikle koordinasyon bileşiklerinin üzerine çalışan iki uzman bu soruları kapsam geçerli açısından değerlendirdi ve cevap anahtarlarını kontrol etti. Bu ölçeği aynı katılımcılara önce akış şemaları olmadan ve sonra akış şemalarıyla birlikte 2 defa uyguladık. 2 uygulama aralarında zaman bırakılmadan peş peşe gerçekleştirildi. Her 2 uygulamada da katılımcılara gerekli tanımları, ligand adlarını ve ligand türlerini içeren bir bilgi formu verildi. Bu bilgi formunu vermemizin sebebi pilot çalışmada öğrencilerin bazı bilgi eksikliklerinden dolayı akış şemalarını kullanamadığını fark ettik. O yüzden pilot çalışmanın dönütü olarak böyle bir bilgi formu verme gereği duyduk. Akış şemalarıyla ilgili görüş soruları elde ettik ayrıca. Öğrenciler kullanışlı buldular mı? Akış şemaları kullanışlı mıydı? Ya da daha iyi olması için akış şemalarını daha iyi hale getirmek için önerileri var mı şeklinde bir de görüş soruları aldık veri toplama araçları olarak. Veri analizi olarak da bunları içerik analiziyle analiz ettik. Katılımcıların ölçeklerdeki sorulara verdikleri cevaplar, hem akış şeması vererek hem de akış şeması olmadan verdikleri cevaplar, cevap anahtarına göre doğru ve yanlış olarak değerlendirildi. Her doğru cevaba 1 puan, yanlış veya cevapsız olanlara 0 puan verildi. Katılımcıların hem toplam puanları hem de doğru cevapladıkları soruların sıklığı kaydedildi. Evet, birinci akış şemamız bu şekilde. İzomerlik tipini belirlemek için dediğim hem yapısal hem de stereoizomerlik. Şimdi öğrencileri ölçekte her bir 15 soruluk ölçekte her bir soruda bir koordinasyon çift, bileşik çifti verdik ve bu bileşiği düşünün şeklinde, bu bileşiği dikkate alarak başlayın dedik. Oval bir kutuyla başlıyoruz. Daha sonra şöyle soru soruyoruz. İki bileşik de aynı molekül formülüne mi sahip? Evetse evet izomerlerdir, değilse izomer değillerdir. Eğer izomerse, tabii ki izomeri olmayan bileşikler de vardı ölçekte. Söylediğim gibi kapsam geçerli, hepsini düşünerek hazırladık. Eğer izomerlerse bu iki bileşikte de en az bir metal ligand bağı farklı mı? Farklı bir bağ var mı diye sorduk. Evetse yapısal izomerdir, değilse steroizomerdir diye ayrılıyor burada.
Yapısal izomerlikle de bu şekilde tek tek soru sorarak bütün izomer tiplerini belirleyecek, sonuçlara götürecek uygun sorular sorduk. Aynı şekilde stereoizomerde de konformasyonuna kadar geldik. Stereoizomer daha çeşitli olduğu için onu ayırdık akış yamasını. Aslında hepsi bir bütündü ama daha sonra ayırmanın daha iyi olacağını düşündük. Karmaşıklığı azaltmak için öğrencilere verdiğimiz çalışma kağıtlarında. Stereoizomerlik içinde öğrenci enantiyomer ve geometrik izomeri bir önceki şeyde belirlediği için şu sorularla başlıyoruz. Eğer enantiyomerse polarize ışığı sağ mı çeviriyor, evet mi, hayır mı, ona göre belirliyor. Eğer geometrik izomerse koordinasyon sayısı 4'se ve 6'ysa nasıl ilerlemesi gerektiği bu şekilde bütün izomer tiplerini belirleyecek uygun sorularla öğrenci sonuca ulaşacak şekilde bir akış yaması gerçekleştirdik ve uyguladık. Uygulama sonuçlarımızda her iki akış yamasının kullanılmasıyla izomerlik tipinin doğru tespit yüzdesinde artış olduğunu gözlemledik. Sadece hidrat izomerliğinde herhangi bir değişiklik olmadı. Çok az değişiklik olanlarda koordinasyon izomerliği, bağlanma izomerliği ve böyle çok basit sistrans izomerlik gösteren MA2, B2, C2 gibi bileşiklerde çok farklılık görmedik. Onun dışındaki diğer izomerlik tipilerinin belirlenmesinde oldukça yüksek farklılıklar gördük. Sadece bir katılımcıda akış yamasının etkisini gözlemlemedik. Onun dışındaki bütün katılımcılarda akış yaması izomerlik tipini belirlemede puanlarını artırdı. Şöyle de baktık sonuçlara. Acaba yapısal izomerlik ve stereoizomerlikteki soruları doğru cevaplama oranlarına da baktık. Zaten öğrenciler stereoizomerlikte daha zorlanıyorlardı gözlemlediğimiz ve öyle de çıktı. Yani akış yaması olmadan, yani kırmızı sütuna bakacak olursak yapısal izomerlik daha yüksek puan, akış yaması olmadan stereoizomerlikte daha zorlanıyorlar. Ama mavi sütunlara baktığımız zaman, akış yamalarını kullandığımız zaman zaten her ikisinde de bir artış gözlemleyebiliyoruz. Öğretmen adaylarının görüşlerine bakacak olursak hemen bütün katılımcılar hiçbir şekilde olumsuz bir dönüş olmadı. Akış yamalarının kullanışlılığını ve onları takip ederek daha kolay izomerlik tiplerini belirlediklerini ifade ettiler. Burada da ifade örnekleri yer almakta. Sonuç olarak bu çalışmamızdan şunu söyleyebiliriz. Bu çalışmada geliştirdiğimiz akış yamaları anorganik derslerinde izomerlik tipini belirlemede ders materyali olarak etkili bir materyal olduğunu söyleyebiliriz. Akış yamalarının özellikle akılda tutulması gereken bir dizi kurallar liste içeren bu tür konuları içeren durumlarda akış yamalarının bütün resmi göstermesi açısından etkileyici bir düzenleyici araç olduğunu söyleyebiliriz. Ve ileriki araştırmalarda da şöyle, belki biz de bunu yapabiliriz araştırmamızın devamı olarak. Yani akış yamaları vermeden bunun kalıcılığına da bakılabilir böyle bir çalışmada. Belki biz de böyle bir çalışmayı devam ettirebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Hocamıza sorumuz var mı? Soru var mı? Alabiliriz. Eğer soru yoksa o zaman aynı çalışmanın herhalde devamı bölüm 2 diye geçiyor. Koordinasyon bileşiklerinde izomerlik ve adlandırma bölüm 2. Adlandırma için akış yamasının geliştirilmesi ve öğrencilerin hatalarının belirlenmesi. Nurcan Turan Oluk, Sevinç Nihal Yeşiloğlu, Yüksel Tufan. Başlayabiliriz bence, sunabiliriz. Dediğim gibi yine chat kısmına sorularımız varsa sunum sırasında da yazabilirsiniz. Buyurun hocam. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum ben. Tekrar hoş geldiniz. Az önce hocamızın da belirttiği gibi daha kapsamlı bir çalışma idi bu. Bu nedenle hani sunumda ayrıntıya inebilmek adına ikiye bölmeyi tercih ettik. Ben size adlandırma için geliştirilen akış yamasını tanıtacağım. Ve bu akış yamasının haricinde biz adlandırma sırasında öğrencilerin ciddi hataları olduğunu gözlüyoruz. Bu hataların analizini de yaptık. Bir de bununla ilgili bulgulardan bahsedeceğim. Şu
an sunum halini paylaşıyorum mu görebiliyor muyuz? Yoksa dosya halini paylaşıyorum? Sunum halini görebiliyoruz değil mi? Hocam şu an henüz slide gösterisi başlatmamışsınız. O şekilde görünüyor. Oldu herhalde değil mi? Şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu. İki ekran kullanıyordum, ondan kaynaklı oldu. Kusura bakmayın. Şimdi biraz bir giriş yapmak istiyorum öncelikle. Koordinasyon kimyası üniversite düzeyinde anorganik kimya dersi kapsamında oldukça büyük bir yer tutuyor bildiğiniz üzere. Ancak bu alanda yapılan kimya eğitimi çalışmaları oldukça sınırlılık gösteriyor. Yapılan sınırlı sayıdaki çalışmadan ve işte kendi deneyimlerimizden, derslerdeki öğrencilerle birebir yaşadığımız deneyimlerden çıkan sonuç ise öğrencilerin bu konuda özellikle ciddi zorluklar yaşadığını gösteriyor bize. Öğrencilerin adlandırma konusuyla ilgili görüşleri incelendiğinde de adlandırmayı işte sistematik olmayan, ezbere dayalı hatta önemli olmayan, gereksiz bir konu olarak nitelendirdikleri görünüyor ki aslında kimya için çok önem arz eden bir konu olmasına rağmen. Alan yazın incelendiğinde adlandırma konusunun ezbere dayalı yapısından uzaklaştırılması ve daha kolay öğretilmesi için genellikle bilgisayar temelli materyallerin, oyunların veya aktivitelerin üzerinde durulduğu görülüyor. Akış şemaları bir konuyu, akış şemalarına kısaca bir giriş yapacağım aslında. Bir konuyu aşamalarını sırasıyla gösteren ve konuyu sistematik bir yaklaşımla ele alan grafiksel araçlardır. Az önce bahsedildiği gibi. Akış şemaları kimya eğitiminde sıklıkla kullanılan bir tekniktir aslında. Yani nokta gruplarının tayininde kullanıyoruz. Analitik kimya laboratuvarı kapsamında, sistematik analiz kapsamında kullanıyoruz. Ama çok daha böyle konuya özgü bir materyal olduğu için çok da bilinen bir uygulama değil, öyle diyebiliriz. Şimdi bu çalışmanın amacı koordinasyon bileşiklerinde adlandırma konusunda kullanılmak üzere akış şeması geliştirmek ve bu akış şemasının etkiliğini incelemek. Ayrıca katılımcıların koordinasyon bileşiklerinde adlandırma sırasında yaptığı hataları analiz etmektir. Akış şemalarının geliştirme aşamasında hocamız ayrıntısını verdi. Ben sadece adlandırma akış şeması ile ilgili ayrıntılara gireceğim. Bu Redbook olarak bildiğimiz kitaptaki kuralları dikkate aldık. Öncelikle adlandırma kuralları, koordinasyon bileşiklerinin adlandırılması ile ilgili kurallar için. İşte adlandırma sırasında ligantların ve merkez atomun sırası nasıl olmalı? Koordinasyon küresindeki ligantların sayısı nasıl verilmeli? Ligant hatları nasıl verilmeli? Merkez atomun yükseltgenme basamağı nasıl verilmeli? Gibi kuralları Redbook'taki kuralları dikkate alarak hazırladık. Öğrenciler çok nadiren köprük koordinasyon bileşikleriyle karşılaştıkları için bu geliştirilen akış şemaları sadece tek merkezli koordinasyon bileşikleri için kullanılabilmektedir. Monodentate bileşikler için, monoatomik bileşikler için özür dilerim. Bu geliştirilen akış şemaları öncelikle taslak akış şeması geliştirildi. Sonra iki kimya eğitimcisi tarafından kontrol edildi. Sonra bir pilot çalışma yapıldı. Pilot çalışmada az önce hocamız bahsetti. Ben sadece pilot çalışmayla ilgili şöyle bir ayrıntıyı vermek istiyorum. Pilot çalışma sırasında bazı katılımcıların koordinasyon bileşikleriyle ilgili adlandırma kısmında özellikle bazı kavramları bilmedikleri ya da hatırlamadıkları için akış şemasını kullanamadıklarını gözlemledik. Mesela koordinasyon küresi kavramını bilmeyen bir katılımcı akış şemasında yer alan anyon veya katyon bir koordinasyon küresi mi sorusuna bir öğrenci için bir anlam ifade edemediği için akış şemasını kullanamadı, devam ettiremedi. Ya da işte ligand isimlerini ya da ligantın türünü bilmediğinde de akış şemasındaki sorulara cevap veremediği için akış şemasını kullanamadı. Bu tarz sorunların önüne geçmek için biz SS uygulamada katılımcılara bir ek bilgi sayfası vermeye karar verdik. Sunum sırasında zaman kalırsa bunu açıp göstermek istiyorum sizlere de. Şimdi biraz ben size akış şemasını tanıtmak istiyorum. Bu adlandırma akış şeması. Az önce de dediğimiz gibi izomerlikle başladığımız için bizim buradaki ilk sorumuz öncelikle izomerlik, stereoizomerlik gözleniyor mu, gözlenmiyor mu? Buna karar vermesine yönelik. Çünkü bu adlandırmanın da bir ön koşulu az önce de bahsettiğimiz gibi. Eğer izomerlik gözleniyorsa işte stereoizomerlik için gerekli akış şemasıyla devam edin gibi bir yönlendirmemiz var şurada. Sonra adlandırmaya başlayın diyoruz.
Burada işte anyon ya da katyon koordinasyon küresini temel bir adlandırmaya yönlendiriyoruz şurada. Burada sayısal örneklerin kullanılma ile ilgili bir aşamamız var. Yani tüm adlandırma kurallarına içerecek aşama yönlendirmelerimiz var aslında. İlk temel yönlendirmemiz ligand, basit mi, karmaşık mı? Buna göre işte hangi örnekler kullanılacak? BD, TRI yoksa BIS, TRIS örnekleri mi kullanılacak? Bununla ilgili bir yönlendirme. Sonrasında ligandların isimlerinin ne olacağı ile ilgili bir yönlendirmemiz var. Sonra donör atomla ilgili bir yönlendirmemiz var. Donör atom var mı ligandlarda? Varsa kapa sembolünün kullanılması ile ilgili bir yönlendirme içeriyor. Sonra eğer koordinasyon küresi anyon halinde ise son ikinin farklı olması gerekiyor. Merkez atomun isminin değişik olması gerekiyor. Bununla ilgili bir yönlendirmemiz var şu aşamada. Yükseltgen ve basamağının belirtilmesi gerektiği, nerede belirtilmesi gerektiği ile ilgili bir aşamamız var. Ve karşı koordinasyon bileşiğinde karşıt iyon var mı yok mu, varsa nasıl ifade edilmesi gerektiği ile ilgili tüm adlandırmayı baştan sona, bir bileşiğin tüm adlandırmalarını baştan sona içerecek şekilde, tamamlayacak şekilde akışımızı sonlandırabiliyoruz. Az önce de bahsettiğimiz gibi iki aşamalı bir çalışma, bir pilot çalışma ve esas çalışma. Dolayısıyla iki farklı örneklemimiz var. Pilot çalışmada 15 kimya öğretmen adayı 3. sınıf, esas çalışmada ise 10 kimya öğretmen adayıyla akış şemalarının uygulamasını yaptık. Verilerin toplanması için 15 adet koordinasyon bileşiği çiftinden oluşan bir ölçek kullandık. Bunun haricinde bu ölçek öğrencilere hem akış şeması kullanarak hem de akış şeması kullanmadan ardı ardına, aralarında süre bırakılmadan verildi. Ayrıca katılımcıların geliştirilen akış şemaları ile ilgili görüşlerini almak adına bir görüş formu kullandık. Bu görüş formunda katılımcılara akış şemalarının kullanışları hakkında ne düşünüyorsunuz ve akış şemalarını geliştirmek için ne bir öneriniz var mı gibi iki tane soru sorduk. İçerik analizi yöntemiyle analiz ettik. Öncelikle katılımcıların bu 15 soruya verdiği cevaplar doğru yanlış olarak kodlandı. Ayrıca katılımcıların adlandırma sırasında yaptığı hatalar analiz edilerek bir hata analiz tablosu oluşturuldu. Hangi tip hatalarla karşılaşıyoruz adlandırma sırasında diye. Öncelikle ben bu hata türlerini size biraz tanıtmak istiyorum. Ve bunların operasyonel tanımları. En sağdaki sütunda da adlandırma kuralları, redbook'ta geçen, buna karşılık gelen adlandırma kurallarını görüyoruz. Donör atomun belirtilmesi, gerekiyor olmasına rağmen kapa sembolünün adlandırmada kullanılmamasına dair bir hataydı. Yükseltgen ve basamağı kodlu hatamız da merkez atomun yükseltgen ve basamağının gösterilmemesi veya yanlış gösterilmesi. Anyonların okunuşu kodlu hatamız, koordinasyon küresi bir anyon olmasına rağmen metal adının yanlış okunması. Numaralandırma örneklerinin kullanımı, ligand türüne uygun örneklerin kullanılmaması. Yani basit ligandlar için D3 örnekleriyle karmaşık ligandlar için BIS-TRIS örneklerinin birbirine karıştırılması durumu. Ligand konumlarının belirtilmesi, bu da gerekli olmasına rağmen, yani stereoizomerlik gösteriyor olmasına rağmen stereoizomerliği adın, bileşiğin adında, koordinasyon bileşiğin adında örnek olarak belirtilmesi gerekiyor olmasına rağmen bunları kullanmamak ya da göz ardı etmekle ilgili bir hata. Karşıt iyon hatası da koordinasyon bileşiğinde karşıt iyon olmasına rağmen adlandırma sırasında karşıt iyonun adının okunmaması, yazılmaması şeklinde bir hataydı. Şimdi kısaca bulgulardan bahsetmek istiyorum. Grafikte de gördüğünüz gibi 15 soru için adlandırma da, yani bu 15 soruda bileşik çiftleri vardı. Biz bunlardan bir tanesini adlandırmasını istemiştik öğrencilerden. Hep aynı bir tanesini, öyle diyeyim. 15 soru için neredeyse tüm sorularda ciddi artışlar gözlemledik biz. Doğru cevap yüzdelerinde, akış şeması kullandığında öğrencilerin doğru cevap yüzdelerinde artışlar gözlemledik. Hatta bazı sorularda sizin de göreceğiniz gibi 8. soru, 9. soru, 11. soru gibi bazı sorularda artışların çok ciddi düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Hata analiziyle ilgili bulgulara gelirsek, burada da katılımcıların en çok
Numaralandırma örneklerinin kullanımı ve ligand konumunun belirtilmesi, yani stereoizomerlikte hatalar, şurada özellikle hatalar gözlemlediğini görüyoruz ve akış şemasının belki de en çok işe yaradığı ya da işe yaradığı demek doğru değil belki, doğru cevap yüzdelerini en çok arttırdığı, hata oranını en çok düşürdüğü hata kodu olarak söyleyebiliriz ligand konumunun belirtilmesi. Burada şunu söyleyeyim. Aslında burada soru üzerinden de örnekler vermek istiyordum ayrıntılı ama süreyle ilgili problem yaşamamak adına şunu söylemek istiyorum burada sadece. Bu hata geometriye göre, geometriye bağlı olarak oldukça belirgin değişiklikler gösteriyor. Ligand konumunun belirtilmesi hatası. Kastettiğimiz şu, oktedral ya da yapının oktedral ya da kare düzen yapıda olmasına göre. Hatta kendi içerisinde mesela iki tane oktedral sorumuz var. Biri 6. soru, biri 14. soru. Biri 6. sorumuz MA2-B4 yapısında. Bunda hata oranı %60 iken 11. soruda, 14. soruda özür dilerim, MA2-B2-C2 yapısında ve aynı hatayı %20 oranında görüyoruz. İkisi de oktedral olmasına rağmen. Ya da kare düzlem geometride MA2-BC yapısında bu hatayı %0 olarak görüyorken MA-BCD yapısında %80 bu hatayla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Yani bu da bize kompleksin yapısına doğrudan bağlı bir hata olduğunu ortaya koyuyor. Numaralandırma örneklerinin kullanımı ile ilgili olarak da öğrencilerin bizim 9. ve 11. 15. sorularda birden tek karmaşık ligantlar, özür dilerim, karmaşık ligantlarla karşılaşıyorlardı. Piridin ve oxalato ligantlarında çok ciddi sorunlar yaşadılar. 9. soruda oxalato ligantı için bu hatayı %70 oranında yaparken 15. soruda piridin ligantında %80 bu hatayla karşılaştık. Akış şeması kullanıldığında ise bu hataların oranlarında ciddi oranda düşme olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde dönör atomun belirtilmesi hatası 1. 3. 5. 7. 10. ve 12. sorularda gözlendi. Çünkü bu sorularda dönör atomlar söz konusuydu. Burada da bu hata özellikle akış şemalarının kullanımıyla ciddi oranda düşüş oldu. Çünkü hani akış şemasını tanıtırken de bahsetmiştim. Eğer dönör atom söz konusu ise kapa sembolünü kullanın gibi bir yönlendirme de olduğu için akış şeması ciddi olarak işe yaradı. Şöyle söyleyebiliriz. 10. soru dışındaki tüm sorularda akış şeması kullanıldığında bu hata neredeyse ortadan kalktı. Tamamen ortadan kalktı. Diğer ciddi bir hatamız da merkez atomu yükseltgenme basamağının belirtilmemesi ya da yanlış belirtilmesi. Bu hata da 4 soru haricinde tüm sorularda gözlenen bir hata. Burada özellikle anyon ve katyonun her ikisinin de koordinasyon küresi olduğu 3. sorumuz var. Bu soruda en çok bu soruda gözlemliyoruz. %50 oranında öyle söyleyebilirim. Hata analizinin haricinde biraz katılımcı görüşlerinden de bahsedeyim. Katılımcı görüşleriyle ilgili de şunu söyleyebiliriz. Bütün öğrencilerimiz akış şemalarının etkili olarak kullanabileceğine dair olumlu görüşlerde bulundular. Geliştirilmesine yönelik önerilerinde ise yükseltgenme basamağının da nasıl belirleneceğinin de akış şemasına eklenmesiyle ilgili bir önerileri vardı. Aslında yükseltgenme basamağının belirtilmesi gerektiği akış şemamız da mevcut ama nasıl bulacağını bilmedikleri için yapamadıklarını söylediler. Bu aslında geliştirme aşamasında da ve pilot çalışma sırasında da bizim karşılaştığımız bir durum ama bununla ilgili bir kısım akış şemasına eklemek akış şemasının bütünlüğünü bozacağı için tercih edilmedi diyebilirim. Bununla ilgili şöyle bir önerimiz var. Bu akış şemalarını kullanacak uygulayıcılara, katılımcılara, araştırmacılara bu çalışmanın öncesinde koordinasyon bileşiklerinde yükseltgenme basamağının nasıl belirleneceğine dair bir ön çalışma yapılmasını, birkaç soru üzerinde de olsa örnekler gösterilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Ben herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışma aynı zamanda Journal of Chemical Education'da bu yıl basıldı. Daha ayrıntılı metne de oradan ya da bulguların daha ayrıntılı kısmına da ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, soru teşekkür eden
Canan Nakiboğlu Hoca, anorganik kimya adına çok yararlı bir çalışma, emeğinize sağlık diyor. Safiye Temel Aslan, çok güzel bir çalışma olmuş, ellerinize sağlık diye chat bölümüne yorumlarını yazmış. Başka bir sorusu olan yoksa ben son çalışmaya geçiyorum. Özgür Hocam, arkadaşlar şöyle bir iki cümle hemen ekleme babında. Şimdi bu akış şemaları İngilizce olduğu için sanki bir yerden alınıp da kullanılmış gibi arkadaşlarımız mütevaziliğinden söylemediler. Bunların ikisi de tamamen Nihal'le Nurcan Hoca tarafından geliştirilmiş. Chemical Education'da da yayınlamış. Canan Hocam'ın iltifatkar teşekkürlerine ben karşılık olarak teşekkür ediyorum. Onun Türkçesini de yapıp zannediyorum fakültemizin web sayfasına koyacağız. Oradan da tüm Türkiye'deki anorganik kimya eğitimi alan öğrenciler faydalanacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkürler hocam. Ellerinize sağlık. Evet, şimdi son çalışma. Öğrenme stillerine göre tasarlanan tertip edilmiş öğrenme modelinin asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinde etkinliği. Sema tarafından Nagihan Kadıoğlu, Özge Özyatın Oskay. Evet, buyurun. Merhabalar hocalarım. Ben Nagihan Kadıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Sizlere sunacağımız bu çalışmayı da Özge Hocam ve Sema Hocam'la beraber gerçekleştirdik. Şimdi sunumumu sizlerle paylaşacağım. Yalnız ben host olmadığım için şu anda bana yetki verilmemiş sanıyorum hocam. Sizde mi acaba Özge Hocam yetki? Çünkü paylaşımıma izin verilmiyor. Sizlere de verecekti ama görevli arkadaş acaba şey yapabiliyor mu? Sizlere de veriyordu. Şu anda bana izin verilmedi hocam. Tamam, ben şimdi seni nasıl host yapacaktım? Tamam hocam. Nereden yapıyordun? Bana bir hatırlatır mısın? Katılımcıları tıkladığınızda hocam beni göreceksiniz ve yanımda hocam acaba Nurcan Hoca şu anda hala co-host mu? Ona da bir seni. Make-host. Tamam, yapıyorum şimdi. Tamam, sanırım oldu. Tamam, evet. Evet. Şu anda ekranımı görebiliyorsunuz değil mi hocalar? Evet, sunum olarak da açarsan. Tekrar tüm hocalarıma merhaba diyorum. Bizim Özge Hocam ve Sema Hocam'la beraber gerçekleştirdiğimiz çalışmanın adı öğrenme stillerine göre tasarlanan ters yüz edilmiş öğrenme modelinin asitler, bazlar ve tuzlar ünitesindeki etkiliği başlıklı çalışmamızı sizlere anlatmaya çalışacağım şimdi. Çalışmamızın içeriğine geçmeden önce ters yüz edilmiş öğrenme modeli nedir ve öğrenme stiliyle neden çalışmak istedik onun hakkında kısaca bir bilgi vereceğim. Hem son dönemde yaşadığımız küresel çapta bizi hepimizi etkileyen olaylar hem de teknolojinin hızla ilerlemesi eğitim alanına da yansıdı ister istemez. Eğitim artık günümüzde sadece sınıf ortamında değil, teknoloji, internet ulaşımının olduğu her yerde mümkün olabilir. Hem pandemi hem de teknolojinin bu denli ilerlemesi bize bunu gösterdi. Ters yüz edilmiş öğrenme modeli de bu bağlamda ortaya çıkan ve güncel olarak kullanılan yaklaşımlardan biri. Ters yüz öğrenme modelini açıklamak isteyeceksek aslında özet olarak geçmemiz gerekirse evde ders, okulda eğitim modeli diye bahsedebiliriz. Güncel öğretim tekniklerinde ders konusunu öğretmen derste öğrencilere aktarıyor. Dersin sonunda da öğrencilere ödev veriyorken ters yüz edilmiş öğrenme modelinde bu durum tam ters yönde ilerliyor. Yani öğretmen öğrencileri dersin içeriğiyle ilgili bilgileri derse gelmeden önce ulaştırıyor. Bu şekilde öğrenciler derse hazırlıklı gelmiş oluyor. Ders esnasında ise öğretmen ders dışında verdiği ödevleri ders anında öğretmenlere etkinlik şeklinde sunuyor ve rehberlik ediyor. Onların yanında olmuş oluyor. Ters yüz edilmiş öğrenme modelinde bu bahsettiğim öğrenme süreci 3 basamakta inceleniyor diyebiliriz. Bunlar ders öncesi sınıf ortamı ve ders sonrası olarak 3 aşamada yürütülüyor.
Bahsettiğim bu modelde öğrenciler ders anında aktif rol aldıkları için öğrencilerin biz bireysel özelliklerinin de bu modelin etkililiğinde etkili olabileceğini düşündük. O yüzden bu çalışmamıza öğrenme stillerini de dahil ettik. Öğrencilerin öğrenme stillerini tespit ederken de Gresham Rihman'ın sınıflamasını kullandığı iki kutuplu üç alt boyuttan oluşan ölçeği tercih ettik. Bu ölçekte 6 tane öğrenme stili yer alıyor. Bunlar işbirlikçi, rekabetçi, katılımcı, kaçınan, bağımsız ve bağımlı. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak, işbirlikçi öğrenme stiline sahip öğrenciler grup çalışmalarına yatkın, gerekli ortamlarda öğretmenin rehberliğine ihtiyaç duyan, yaptıkları çalışmaları başkalarıyla paylaşabilen öğrenciler, yani bunlardan hoşlanan öğrenci grubundaki öğrenciler işbirlikçi. Rekabetçi öğrenciler ise bunun tam tersi olarak her yaptıkları çalışmayı tek başına yapmak isteyen, her türlü materyali yalnızca kendisi kullanmak isteyen, öğrenen merkezli ortamları tercih etmeyen ve her durumu diğer arkadaşlarıyla rekabet ortamında daha iyi öğrendiğini düşünen öğrenci modeli, öğrenci stilidir. Katılımcı öğrenciler de yine öğretmenin sunduğu öğrenme ortamlarında derse katılım sağlayan, fikirlerini beyan eden, grup çalışmalarına yatkın öğrenme stiline sahip öğrenciler. Kaçınan öğrenciler ise ne öğrenen merkezli ne de öğrencinin merkezli olduğu çalışmaları kabul etmeyen, okula genellikle gelmek istemeyen, derse motive olmayan, ödev ve sorumluluktan kaçınma özelliği gösteren öğrenme stilindeki öğrenciler, bağımsız öğrenciler de rekabetçi öğrencilere benzer özellik taşıyorlar. Bu öğrenme stiline sahip öğrenciler her türlü çalışmayı bireysel olarak yapmaya yatkın, grup çalışmalarını çok sevmeyen, yine öğrenenin merkezli olduğu ortamlarda bulunmak isteyen öğrenci modeli. Bağımlı öğrenciler de sınıf ortamında ya da öğrenme ortamında bir konuyu aktaran kişiye ihtiyaç duyan, bir öğretmene ihtiyaç duyan ve o olmadan çalışmalarını rahat sürdüremeyeceğini düşünen öğrenme stiline sahip öğrenciler. Biz deney grubundaki öğrencileri bu ölçeği kullanarak öğrenme stillerine göre ayırdık. Sadece deney grubundaki öğrenciler için bu yaklaşımı kullandık. Çalışmamızı da sürdürebilmek için Ankara'da bir liseye devam eden, 10. sınıfa devam eden 37 öğrenciyle bu çalışmamızı gerçekleştirdik. Çalışmamızın yöntemine gelecek olursak da, ondan önce deney grubundaki öğrencilerin öğrenme stillerine göre dağılımını da şekilde görebiliyorsunuz. Genellikle deney grubundaki öğrenciler bağımsız, işbirlikçi ve bağımlı öğrenme stillerine sahipti ağırlıkla. Rekabetçi, kaçınan ve katılımcı diğer öğrenme stillerine göre daha az sayıda öğrenci içeriyordu deney grubunda. Biz çalışmamızda bu öğrenme stilleri, deney grubundaki öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek için kullandığımız ölçeğin yanı sıra asitler, bazlar ve tuzlar konusunda 10 açık uçlu sorudan oluşan bir başarı testi geliştirdik. Bu 10 sorunun her birinin değeri, puan değeri birbirinden farklı olacak şekilde geliştirdik. Soru, yani sınavdan alınabilecek maksimum puan da 100 olacak şekilde bir başarı testi dizayn ettik. Aynı zamanda çalışmanın sonunda gönüllü öğrencilerle bir de yarı yapılandırılmış görüşmeler yaptık ve ters yüz edilmiş öğrenme modeli hakkındaki fikirlerini, görüşlerini aldık. Bu çalışmamızı ön test, son test, kontrol grubu, yarı deneysel desen ile yürüttük. Rastgele gruplar olarak da öğrencileri deney ve kontrol gruplarına atadık. Kontrol grubunda dersler geleneksel ters yüz edilmiş öğrenme modeline göre yürütüldü. Deney grubunda ise öğrenme stillerine göre tasarlanmış ters yüz öğrenme modeliyle çalışmamız gerçekleşti. Toplamda çalışmamız 7 hafta sürdü. Çalışma boyunca kullanacağımız platform Beyaz Pano Eğitim Platformu'ydu. Burada tüm öğrencilere ders öncesi gerekli bilgiler bu platform üzerinden gönderildi. O yüzden bu platformun kullanımı için tüm öğrencilere bilgi verildi. Bu platformda bir sınıf oluşturuldu ve tüm öğrencilerin bu platforma kayıt olması sağlandı. Sonraki ileriki haftalarda o haftanın konusuyla ilgili tüm teorik bilgiler ve öğretmenin verdiği ödevler bu platforma yüklenerek öğrencilere ulaştırıldı. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz şekiller platformun bir ekran görüntüsü. Solda Beyaz Pano uygulaması, sıklıkla Beyaz Pano uygulaması kullanıldı bu çalışmada. Aynı zamanda CK12 sitesinden de yardım aldık. Zaman zaman bazı etkinlikler bu platform üzerinden gönderdi. İki platform birbirine benzer.
öğretmen ödev gönderebiliyor, video gönderebiliyor, tartışma sorusu oluşturabiliyor ve öğrenciler de o sorunun altında kendi görüşlerini yazarak aynı sınıf ortamında oluşturulan tartışma ortamına benzer bir ortam oluşturulabiliyor bu iki eğitim sitesinde de, platform sitesinde de. Çalışmamı özetleyecek olursak, ben burada özetlemek için kullandığımız ders planlarından birini de sizlerle paylaşmak istedim. Deney ve kontrol gruplarını öğrencilere atadık. Deney grubu öğrencilerinin öğrenme stillerini belirledik. Aynı zamanda her iki gruba da asitler, bazlar, başarı testini ön test olarak uyguladıktan sonra ve herkesi beyaz pano uygulamasına kaydettikten sonra çalışmamıza başladık. İlk haftanın konusuyla ilgili, dersinin konusuyla ilgili konu anlatım videosunu ders öğretmeni beyaz pano internet sitesinden tanımlı sınıflara yolladı ve öğrencilerin bu şekilde derse hazır gelmeleri sağlandı. Aynı zamanda EBA'da ilgili konuyla ilgili bir video mevcuttu. Bu videonun linki de bu platforma eklendi ve öğrencilerin bu iki materyalle beraber derse hazır gelmeleri sağlanmış oldu. Öğrenciler derse geldiğinde, yani sınıf ortamında ders başladığında ise bu videoların izlenip izlenmediği durumlarını takip etmek için video içeriğiyle ilgili 3 adet soru yine Beyaz Pono sayfasından paylaşıldı ve öğrencilerin verdikleri cevaba göre öğretmen kısa bir özet yaparak ders giriş yapmış oldu. Ders anında ise az önce bahsettiğim gibi öğrencilerin aktif rol aldığı bir süreç ters yüz edilmiş öğrenme modelinde. Burada farklılık deney grubu ve kontrol grubundaki arasındaki farklılık ders içi etkinliklerde gösteriliyor. Deney grubundaki öğrenciler öğrenme stillerine göre ayrıldı diye bahsetmiştim. Biz uygulamanın kolay olabilmesi açısından deney grubundaki öğrencileri iki gruba ayırdık. Birinci grupta öğrenciler bağımsız ve rekabetçi öğrenme stiline yatkın öğrenciler. İkinci gruptaki öğrenciler ise işbirlikçi, bağımlı, katılımcı ve kaçınan öğrenme stiline sahip öğrencilerdi. Birinci gruptaki öğrenciler daha bireysel çalışmalar yapmaktan hoşlanan, grup çalışmalarına katılmayan, diğer öğrencilerle rekabet halindeki öğrencilerdi. İkinci gruptaki öğrenciler ise daha grup çalışmalarını seven, beraber bilgi paylaşımı yapmaktan, öğrencilerle, yani arkadaşlarıyla etkileşim ve öğretmenleriyle etkileşim kurmaktan hoşlanan öğrencilerdi. Birinci gruba ders içi etkinliklerimiz 2 ders saatiyle ile sınırlıydı ilk haftada. Birinci gruptaki öğrencilere öğretmen asitler ve bazların giriş konusuyla ilgili bir araştırma sorusu yönlendirdi onlara ve bu araştırma sorusuyla ilgili bir afiş tasarlamalarını istediler ders içinde. Bu afişte öğrenciler afiş hazırlamada istedikleri ve 2.0 aracı kullanmakta özgürlerdi. İkinci derste ise birinci gruptaki öğrenciler tasarladıkları afişleri öğretmene sundular ve öğretmen bu öğrencilere 2 adet soru yöneltti. Ve bu soruları bireysel olarak yanıtlamalarını ve yanıtlarını yine öğretmene bireysel olarak göndermelerini istedi. Birinci grupta süreç bu şekilde ilerlerken ikinci grup ise ilk derste ilk gruba verilen sorunun, yani eşdeğer zorlukta bir soru yine öğrencilere yönlendirildi. Ve yine öğrencilerin bu sorunun cevabı ile ilgili bir araştırma sorusu ile ilgili buldukları sonuçları bir afiş hazırlayarak öğretmene sunmaları istendi. Buradaki farklılık da ikinci gruptaki öğrencilerin grup çalışması sevdiğini söylemiştim. Öğrenciler afiş çalışmalarını grup olarak tasarladı. Daha sonra ikinci derste öğretmenlerine sundular. İkinci ders bitiminde yine öğretmen ilk gruba yaptığı şekilde öğrencilere 2 adet soru yönlendirdi. Yine bu soru da eşdeğer zorlukta diğer gruba yönlendirilen sorularla. Burada öğrenciler bu soruları grup olarak tartıştılar ve grup da bir karar alarak öğretmene sundular. Kararlarını grupça vermiş oldular. Tüm süreci grup çalışmasıyla beraber tamamlamış oldular. Böylelikle sınıf ortamındaki ders de tamamlanmış oldu. Üçüncü ve son aşama olan ders dışında ise öğretmen değerlendirme yapmak ve bilgilerin kalıcı hale gelmesini sağlamak amacıyla az önce ekran görüntüsünü paylaştığım CK12 internet sitesi üzerinden sınıfa bir eleştirel düşünme sorusu iletti ve bu sorunun altına öğrencilerin yorumlarını yazarak tartışmalarını istedi. Bu şekilde gerçekleşti. Aynı zamanda değerlendirme yapmak ve öğrencilerin soru çözüm pratiğini de kazandırmak açısından ders kitabından ilgili konuyla ilgili yer alan testler öğrencilere ödev olarak gönderildi. Son olarak ise biz bu çalışmamızda ÇEM Kolektif gibi farklı internet sitelerinden de yararlandık. Öğrencilerin sınıf anında ya da ders sonundaki etkinlikleri kullanırken bu internet sayfalarından da yararlandık. İlk hafta
ders sonu etkinliğimizde asitler ve bazlar ile ilgili bu ilgili sitede bir deney tasarlanmıştı. Her bir öğrenci bu tasarlanan deneyi simülasyon olarak uyguladı ve sanki laboratuvar ortamında bir deney yapmış gibi simülasyon sonunda bir deney raporu yazdılar ve öğretmene teslim ettiler. Böylelikle ilk haftaki etkinliklerimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki haftanın dersi için yine öğretmen ilk haftanın konusuyla ilgili beyaz fono uygulaması üzerinden bir 5 soruluk kısa bir sınav hazırladı, öğrencilere gönderdi ki 2 hafta arasındaki konuların bağlantısını kurabilmek amacıyla. Tüm sürecimiz bu şekilde gerçekleşmiş oldu, uygulama sürecimiz. Yani toplamda 7 hafta sürdü ve en son konu anlatıldıktan sonra da gönüllü öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirdik ve tersüz edilmiş öğrenme modeline ilişkin görüşlerini topladık. Çalışmamızdan elde edilen bulgulara geldiğimizde ise öncelikli olarak öğrencilerin başarı testine yönelik ön test sonuçlarını karşılaştırdık ve anlamlı bir farklılık olmadığını gördük. Burada grupların denk olduğunu ve çalışmanın devam edebileceğini gördük. Daha sonra ise asitler, bazlar ve tuzlar başarı testine baktığımızda son test puanlarında deney grubundaki öğrencilerin ortalamalarının daha fazla olduğunu gördük ve bu fazla ortalamanın fazla olmasını istatistiksel olarak anlamlı bulduk. Bu sonuç da bize öğrenme stillerine göre tasarlanmış tersüz edilmiş öğrenme modelini geleneksel tersüz edilmiş öğrenme modeline göre öğrencilerin başarını arttırmada daha etkili olduğu sonucuna ulaşmamızı sağladı. Aynı zamanda öğrencilerle biz yaptığımız görüşmeleri de analiz ettiğimizde görüşleri olumlu ve olumsuz olarak iki grupta inceledik. Olumlu olarak yani öğrencilerin tamamına yakını ders videolarının ellerinde olmalarının onlar için çok avantajlı olduğunu söylediler bizlere. Çünkü onlar 10. sınıf öğrencisi olduğu için bir yandan da AYT ve TYT sınavlarına hazırlandığı için bizlere şu ifadeyi kullandılar. Sanki öğretmenimizi yanımızda götürüyoruz ve istediğimiz her anda konuyla ilgili unutmaya yönelik endişemiz olduğunu düşündüğümüz her anda sanki öğretmenimiz bizim yanımızda ilk günkü gibi konuyu anlatıyor şeklinde. En çok olumlu görüş bu şekildeydi. İstedikleri zaman videoyu seyrettikleri, istedikleri sıklıkta, çünkü videoları durdurabildiler, geri sardılar, ileri sardılar ve sürekli video onlardaydı. Bu durumun konuları öğrenmelerinde, konuların kalıcı olduğunda ve iyi pekiştirme konularında onlara çok yararlı olduğunu söylediler. Ancak olumsuz görüşler de vardı. Olumsuz görüşler tersüz edilmiş öğrenme modelinden ziyade konuyla ilgiliydi. Asitler, bazlar ve tuzlar konusu 10. sınıfın 2. dönemine ait bir konu. Öğrenciler hem o dönemde pandemi döneminde bazen okula gidiyorlardı, bazen dersler uzaktan devam ediyordu, okullar kapanıyordu. Bu süreçte çok yorulduklarını, bu konunun da 2. dönemin konusu olduğu için artık çok yorulduklarını ve motive olamadıklarını, o yüzden bu modele tam hakim olamadıklarını söylediler. Aslında modelle ilgili değildi bu görüşleri ama konu bazında da böyle bir eleştiri geldi bizlere. Dediler ki daha az işlem gerektiren, yani mol konusunda da biraz endişeleri vardı. Çünkü yapamayacaklarını düşündüler. Sınavda, üniversite sınavında karşılarına çıktıkları için bu tarz konulardan ziyade biraz daha sözel içeriğin olduğu konularda ve özellikle ilk dönem konularında bu modelin daha başarılı olacağını ve daha çok seveceklerini düşündüler. Çalışmadan elde ettiğimiz bulgular da bu şekildeydi. Bulguların ışığında değerlendirecek olursak, bir sonuca varacak olursak, öğrenme stillerine göre tasarlanmış, tersüz edilmiş öğrenme modelinin asitler, bazlar ve tuzlar konusunda öğrenci başarısını artırmada etkili olduğu sonucuna ulaştık biz. Öğrenenin merkez olduğu tersüz edilmiş öğrenme modelinde öğrenme stili gibi diğer bireysel farklılıkların da dikkate alınmasının öğrencileri hem motive edebileceği hem de daha çok başarılı olabileceği sonucuna da ulaşmış olduk. Böyle bir önerimiz de mevcut. Beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum her birinize. Biz teşekkür ederiz. Evet, soru var mı? Sorusu olan, çalışmayla ilgili yorum. Evet, herhalde bir soru ve yorum yok. O zaman bu oturumun sunumlarının sonuna gelmiş olduk. Öğleden sonranın birinci oturumunu bitirmiş olduk bu şekilde. Ben herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Hocam ben kısaca bir sonraki şeyi söylesem. Şimdi tematik konuşmamız olacak biraz sonra. 45 geçe başlayacak.
Bu oturum açık kalacak hocam. Dilerseniz bu oturumda bekleyebilirsiniz. Hocamız bu oturumda devam edecek, yani bu Zoom oturumunda. Dilerseniz çıkıp ondan sonra tekrar girebilirsiniz. Açık kalacak yani bu oturum. Peki. Bilginiz olsun sayın hocalarım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Herkese teşekkürler. İyi günler. Yüksel Hocam, orada mısınız? Bu süreyi değerlendirelim diye bir şey söyleyecektim. Ben bir şey sorabilirim hocam. Buyurun hocam, kendinizle konuşursam. Bizim Berlant Başkanı, milliyetinde kimler bilir hocam? Hani tam soru değil de...